Merhaba arkadaşlar, Arı Yayınları Fentofen Bilimler Atölyem Kitabı 5. sınıf 193. sayfadayız. Kazanım tadında sorular 2 ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz, bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Birinci sorumuz, bir bilgi verilmiş, insan ve çevre etkileşimi dünyamız ve geleceği için çok büyük önem taşır. İnsanlar çevreyle sürekli etkileşim halinde olduklarından insanların davranışları çevreyi doğrudan etkilemektedir. Buna göre aşağıdaki insan davranışlarından hangisi çevreyi olumlu etkiler diyor. Evet, bir şekle bakarsak arkadaşlar A şıkkında ağaç kesiliyor. Maalesef olumsuz bir şey. B şıkkında arkadaşlar bakın güneş panelleri kullanılmış. Yani yenilenebilir bir enerji kaynağı, doğayı kirletmeyen bir enerji kaynağı, bu olumlu bir davranış. C şıkkında orman yangını, maalesef olumsuz bir durum. D'de arkadaşlar sanayilerin atık suları derelere akıyor, göller akıyor, maalesef olumsuz bir durum. Olumlu olan B şık arkadaşlar. İkinci sorumuz, çevre kirliliği sonucunda oluşabilecek olumsuzluklar ile ilgili Selim bir poster hazırlayacaktır. Aşağıdaki kartları hazırlayan Selim bu kartları posterine ekleyecektir. Buna göre Selim posterine hangi kartı koyarsa posteri hatalı olur. Birinci posterimize bakalım. Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyada iklimler değişebilir diyor. Evet, doğru bir bilgi. Su kaynaklarının azalmasıyla içme suyu sıkıntısı ortaya çıkabilir. Evet, maalesef böyle bir durum ortaya çıkabilir arkadaşlar. Su kaynaklarımız azalırsa içme suyu sıkıntısı yaşarız. Fosil yakıtların kullanımı sonucunda, fosil yakıt neydi arkadaşlar? Kömür, petrol gibi. Kullanımı sonucunda açığa çıkan gazlar hava kirliliğine neden olur. Bu da doğru bilgi arkadaşlar. Ancak ben ne istiyordum arkadaşlar sorumuzda üstte bakarsanız. Olumsuzlukla ilgili bir poster hazırlıyordu. Posterini ekleyecekti. Bu arkadaşlar olumsuz bir şey. Hava kirliliğine bağlı olarak solunum rahatsızlıkları artabilir. Evet, bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Yani nefes alıp verme ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Aradığımız cevap arkadaşlar 3 numara, yani C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz, havanın canlılar için önemi ile ilgili diyor ifadelerden hangileri doğrudur? Hava insanlar, bitkiler, hayvanlar, kısacası bütün canlılar için çok önemlidir. Bu nedenle havanın kirlenmemesi gerekir. Birinci öncülümüze bakalım. Havadaki su buharı yoğuşarak yağmur, kar ve dolu şeklinde yeryüzüne iner ve canlıların su kaynakları oluşur. Evet, doğru bilgi. Havadaki oksijen sayesinde solunum olayını gerçekleştiririz. Evet arkadaşlar, havadaki oksijeni alıyoruz, karbondioksiti veriyoruz. Doğru bilgi. Havada bulunan karbondioksit gazı ile yeşil bitkiler fotosentez yaparak besinlerini üretirler. Bu da yine doğru bilgi arkadaşlar. Fotosentez olayında bitkiler havadaki karbondioksit gazını alıyorlardı ve bize oksijen veriyorlardı. Aradığımız cevap 1, 2 ve 3, yani D şıkkı olur. Dördüncü sorumuz, fen bilimleri öğretmeni insan ve çevre konusunu anlattıktan sonra öğrencilerine çevre sorunlarının önlenmesine yönelik fikirlerini sormuş ve öğrencileri aşağıdaki cevapları vermiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır? Evet, yanlış cevabı bulacağız. Alperen demiş ki geri dönüşüm kutularını artırmalıyız. Evet, geri dönüşüm kutularını artırarak arkadaşlar geri dönüşüme katkı sağlamış oluruz. Bu iyi bir şey. Orman arazilerini tarım alanlarına çevirmeliyiz diyor. Arkadaşlar ormanın dengesini bozup biz ormanları tarım arazisine çevirirsek iyi bir şey yapmış olmayız. Yanlış. Simay, fabrika atıklarının arıtılmadan doğaya verilmesini önlemeliyiz. Evet, doğru. Arıtılmasını sağlamalıyız yani. Çevreyi kirletmeyen enerji kaynaklarının kullanımını artırmalıyız. Yine bu da iyi bir şeydir. Yanlış olan, olumsuz olan arkadaşlar B şıkkı, yani Gökçe. Bir bilgi verilmiş. Aşağıdaki görselde buzulların erimesi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi buzulların erimesine sebep olan olaylardandır diyor.
bilgiye bakalım. Dünyamızda çevre kirliliğinin giderek artması, geri dönüşü olmayan birçok doğa olayına sebep olmaktadır. Örneğin dünyanın ortalama sıcaklığının giderek artması ve hava kirliliği doğrudan veya dolaylı olarak iklim değişikliğine ve buzulların erimesine sebep olmakta. Bu durum ise kutuplarda yaşayan canlıların yaşamlarını tehdit etmektedir. Evet arkadaşlar, biz şıklarda buzulların erimesine sebep olan olaylardan birini bulacağız. A şıkkında arkadaşlar bakın güneş enerjisi kullanılıyor. Bu iyi bir şeydir. B şıkkında arkadaşlar ormanlarımız çoğalmış. Ormanlarımız temiz, güzel görünüyor. Bir sıkıntı yok. C şıkkında arkadaşlar bakarsanız şuradaki işaret geri dönüşüm işaretidir. Yani geri dönüşüme önem verildiğini gösteriyor. Ancak D şıkkına bakarsak arkadaşlar bakın fabrikalardan çıkan dumanlar, arabanın egzozundan çıkan dumanlar hava kirliliğine sebep olmuş. Havayı kirletmiş, olumsuz bir durum. Bunun neticesinde arkadaşlar buzulların erimesine sebep olabilir. Çünkü sera etkisi yaparak küresel ısınmaya sebep olur bu durum. Aradığımız cevap D şıkkıdır. Altıncı sorumuz, insanların doğaya olan olumsuz etkilerini en aza indirmek için aşırılıklardan hangisi yapılmamalıdır? Dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar yapılmamalıyı soruyor. Tüketim alışkanlıklarımızı doğa dostu olacak şekilde değiştirmeliyiz. Evet, bu iyi bir şey. Bunu yapmalıyız. Doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanmalıyız. Evet, bu da olumlu bir şeydir. İyi bir şeydir. Çevreye duyarlı sanayileşmeyi durdurmalıyız. Hayır arkadaşlar, tabii ki de hayır. Sanayileşmeyi, daha doğrusu çevreye duyarlı sanayileşmeyi artırmalıyız. Durdurmalı değil, artırmalıyız. Yanlış olan arkadaşlar C şıkkı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeliyiz diye arkadaşlar. Yenilenebilir neydi? Güneş gibi, su gibi, rüzgar gibi enerjilerin kullanımına ağırlık vermeliyiz. Artırmalıyız yani. Bir bilgi verilmiş. Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, kaçak ve izinsiz avlanma, hava, su ve toprak kirliliği ve benzeri birçok olay gelecekte insanoğlu için geri dönüşü olmayan birçok sıkıntıya sebep olacaktır. Evet arkadaşlar, günümüzde bile zaten bunların sıkıntısını yaşamaya başladık. Örneğin dünyanın bazı bölgelerinde insanlar susuzluk çekerken bazı bölgelerinde ise aşırı yağışlar sebebiyle seller olmaktadır. Buna göre gelecekte insanların verilenlerden hangileriyle daha fazla karşı karşıya gelmesi beklenmektedir. Küresel ısınmayla karşı karşıya kalacağız maalesef. Bulaşıcı hastalıklar arkadaşlar artacak. Evet, mesela günümüzdeki en meşhur ve dünya genelinde olan pandemi, Covid pandemisi gibi bulaşıcı hastalıklar artacak ileride. Ve iklim değişikliği de arkadaşlar yine olacak maalesef. Günümüzde bile arkadaşlar mesela havalar bugüne kadar çok soğukken, değil mi, mesela kış mevsimini yaşarken ilkbahara girdik. Ancak ilkbaharda havalar yine soğuk gidiyor ve birden arkadaşlar ısınmaya başlayacak. Yani günüm ileride artık böyle mevsim geçişleri çok hızlı ve sert şekilde olacak. Yani birden yaz mevsiminden kış mevsimine girivereceğiz veya kıştan yaza geçeceğiz. Yani aradaki böyle ilkbahar, sonbahar gibi iklimler arkadaşlar ileride belki de ortadan kalkacak. İklim değişiklikleri ortaya çıkacak. Aradığımız cevap 1, 2 ve 3 yani değişik. Numaralandırılmış bilgilerden hangileri çevre sorunlarına yol açar? Bakalım. Plansız ve düzensiz kentleşme, evet, yol açar maalesef. Kaynakların aşırı kullanımı yol açar. Doğa dostu ürünler kullanmak, bu iyi bir şeydir. Bu çevre sorununa yol açmaz. Ormanları tahrip edersek, yani zarar verirsek, bu da çevre sorunlarına yol açar. Bilinçsiz tüketim yine çevre sorunlarına yol açar. Aradığım cevap 1, 2, 4 ve 5 yani D şıkkıdır. Günümüzde farklı yöntemler kullanılarak elektrik üretilen bazı santral resimleri aşağıda verilmiştir. Şekilde resimleri verilen santrallerin hangileri çevre sorunlarına neden olmaz? Bakalım arkadaşlar, rüzgar pervaneleri, bu yenilenebilir enerjidir. Bu çevre sorunlarına sebep olmaz. Güneş panelleri yine yenilenebilir bir enerjidir. Doğayı kirletmeyen ve bitmeyen bir enerjidir. Bu da çevre sorununa sebep olmaz. Nükleer santralleri arkadaşlar çevre kirliliğine sebep olurlar. Kömür santralleri yine çevre kirliliğine sebep olurlar arkadaşlar. Aradığımız cevap rüzgar ve güneş panelleri yani B şıkkı. 10. sorumuz.
Aşağıdaki grafikte K, L, M ve N kasabalarında bulunan araba sayıları verilmiştir. Buna göre bu bölgelerdeki hava kirliliği oranlarının aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenebilir? Evet arkadaşlar, araba sayısı çok oldukça hava kirliliği daha da fazla olacak demektir. Araba sayısının en çok olduğu kasabamız K kasabası, sonra L, M, N diye gidiyor. Yine şıklarda da büyükten küçüğe sorarsak K büyük, L büyük, M büyük, N olacak, yani D şıkkı olacak. Araba sayısı ne kadar çoksa hava kirliliği de o kadar fazla olur arkadaşlar. Aşağıdaki 4 sanayi bölgesinin kirli ve arıtılmış su miktarları tabloda verilmiştir. Buna göre verilen sanayilerden hangisi çevreye daha çok zarar vermektedir? Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Kirli suyumuz 1. sanayi tesisinde 40 ton. Arıtılmış suyumuz yine 40 tondan yarısı kadar diyelim, 20 ton arıtılmış. 2. sanayi bölgesinde arkadaşlar kirli suyumuz 240 ton, 120 tonu yarısı arıtılmış. 3. sanayi bölgesinde bakın 120 ton kirli suyumuz var. 70 tonu, 60 tonu arıtılmış. 4. sanayi bölgesinde arkadaşlar 400 tona yakın suyumuz var. Bunun arkadaşlar 200 tonu arıtılmış. Yani bakın aradaki fark kaç? 200 ton kirli su kalıyor değil mi arkadaşlar? 200 ton kirli su kaldı. Ama diğerlerinde 120'den 70'i çıkartalım tahmini olarak, 50 ton kirli su kaldı. İşte 2. sanayi bölgemizde 240'tan 120'yi çıkartırsak 120 ton suyumuz arıtılmamış oldu. 1. sanayide 40'tan 20'yi çıkarsak 20 ton suyumuz arkadaşlar arıtılmadan kalmış oldu. Ancak 4. sanayi bölgesinde 200 tona yakın suyumuz arkadaşlar arıtılmadan kaldı. Nereden buldum? Bakın 400 tondan, tam 400 değil ama 380 falan. 380 diyelim hadi. 380 tondan 200 ton çıkartınca arkadaşlar burası yaklaşık 180 ton olur. Yani en çok zarar veren 4. sanayi bölgesi arkadaşlar D şıkkı olur. Bir bölgedeki insanların bağışıklık mekanizmasının zayıfladığı, hastaneye başvuruların ve solunum sistemi hastalıklarının arttığı tespit edilmiştir. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi bu duruma yol açmıştır? Evet, bakalım ormanlık alanların sayısı artmış ve ayrı, bu iyi bir şey. Biz olumsuz bir şey arıyoruz arkadaşlar. Biyolojik çeşitlilik artmıştır, yani canlı çeşitliliği artmıştır. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Ben olumsuz arıyorum. Bölgedeki fabrika bacalarına filtre takılmamıştır. Evet, bu olumsuz bir şey, bu kötü bir şey. Bu arkadaşlar bir bölgedeki insanların bağışıklık mekanizmasının zayıflamasına, hastaneye başvurunun artmasına sebep olmuş olabilir. Aradığım cevap C şıkkı. Yukarıdaki görsellerde verilen iki durumla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Önceki durumu bakın yemyeşil. İkinci şuradaki arkadaşlar sonrasında bakın yeşillikler gitmiş. Buralar hep beton olmuş, inşaat olmuş. İkinci duruma bakıyoruz. Bakın burası kurakmış, ağaç azmış. Ancak ikinci resimde bakın şurada ağaçlar çoğalmış. Bu iki durumla ilgili hangisi yapılamaz diyor. Birinci durum, ormanların yok edilerek çevrenin kirletilmesine örnek verilir. Evet. İkinci durum, ağaçlandırma yapılarak çevrenin korunmasına örnek verilebilir. Evet, doğru. İnsanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ormanlık alanlara inşaat yapılması zorunludur. Hayır arkadaşlar, tabii ki de hayır. Aradığım cevap C şıkkı. Mekke Gölü denizden 981 metre yükseklikte bir zamanlar derinliği 25 metreyi bulan bir göl iken yağışların azalması, yörede küçükbaş hayvancılıktan büyükbaş hayvancılığa geçilmesi sebebiyle bu hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılamak için çok su isteyen mısır ve yonca gibi bitkilerin yetiştirilmeye başlanması, bu bitkileri sulamak amacıyla açılan yeraltı kuyularından çok miktarda su çekilmesinin yeraltı su seviyesini düşürmesi gibi sebeplerle günümüzde maalesef kurumuştur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Mekke Gölü'nün tekrar eski haline dönebilmesi için alınacak tedbirlerden birisi olamaz diyor. Bakalım. Yani olumsuzu bulacağız arkadaşlar. Yörede büyükbaş hayvancılık yerine küçükbaş hayvancılığa geçilirse evet, bu tekrar eski haline gelebilir belki. Çok su isteyen mısır ve yonca gibi bitkiler yerine az su isteyen buğday, arpa gibi bitkilerin ekimini teşvik edilmesi, evet bu da iyi bir şeydir. Olumlu olur. Yeraltı su kullanımının artırılması, arkadaşlar hayır, yeraltı sularının kullanımının artırılması yine buradaki göl suyunun azalmasına sebep olur arkadaşlar. Aradığım cevap C şıkkı. 15. ve son sorumuz arkadaşlar.
Karbondioksit salınımı konulu bir yarışmaya enerji firmaları sponsorluğunda çok büyük ödül konmasının sebepleri arasında açlık alanı hangisi yer almaz diyor. Yukarıda bir bilgi verilmiş, bakalım. 20 milyon dolar ödüllü yarışma başlıyor diye arkadaşlar. Neymiş yarışmamız, hemen bakalım. Dünyanın en büyük ödüllü ikinci yarışması XPRIZE Vakfı tarafından duyuruldu. Fosil yakıtların kullanımında karbondioksit salınımı nasıl azaltılır sorusunun cevabı istenen yarışmacılardan kullanımı kolay ve geniş ürünler ortaya konmaları beklenmektedir. Kanadalı 13 enerji firmasının sponsor olduğu yarışmanın ödülü 20 milyon dolardır diyor. Bakalım şıklarımıza. Atmosferdeki karbondioksit oranının dünya tarihinin en yüksek değerlerine ulaşması arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu durumdan dolayı bu kadar yüksek bir ödül verilmiş olabilir. Karbondioksit salınımının küresel ısınmaya olan etkisinden dolayı da yine bu kadar yüksek bir ödül verilmiş olabilir. Çevreci bir yol bulan kişiye. Enerji firmalarının karbondioksit salınımında en önemli paya sahip olmaları. Evet, bu da yer alıyor. Fosil yakıtların karbondioksit salınımının düşük olması. Hayır arkadaşlar, fosil yakıtların karbondioksit salınımı yüksektir arkadaşlar. Düşük değil, yüksektir. Aradığım cevap D şıkkı olur. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.